AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de katıldığı bir açılışta konuştu. Özhaseki, görev başında olduklarına vurgu yaparak, kar yağarken insanlar yollarda perişan iken sağda solda, balıkçıda vakit geçirmiyoruz diye göndermede bulundu. Melikgazi'ye bağlı Altınoluk mahallesindeki trafik eğitim pistinin açılışına katılan Özhaseki, buradaki konuşmasında yaklaşık bir hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirde hayatı felç eden kar yağışı esnasında İngiliz Büyükelçisi Chilcot'la yemek programına gitmesine gönderme yaptı. Özhaseki, kendisinin ve Kayseri'deki kadroların görev başında olduklarına vurgu yaptı. Bu gayretlerimizden dolayıdır ki Kayseri'deki hemşehrilerimiz bizim çalışmalarımızı sevdiler. Gayretimizi gördüler. Fedakarca, dürüstçe bir çalışma nasıl olur, bir idarecilik nasıl yapılır, senelerce buna şahitlik ettikleri için zaten oylarını esirgemiyorlar, dualarını esirgemiyorlar. Allah sizlerden razı olsun. Neredeyse 30 yıla yaklaştı, aynı ekibe siz güveniyorsunuz, destek veriyorsunuz. Onun içindir ki zaten bu son seçimlerde de büyükşehrimiz ve 16 tane merkez ilçemizde, çevredeki ilçelerimizde Cumhur İttifakı'na oy verdiniz. Biz de bunun bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kar yağarsa buradayız. Sel gelirse buradayız. Yangın olursa, deprem olursa işin başındayız. Elimizden ne geliyorsa insan olarak, bir idareci olarak onu yapıyoruz. Kar yağarken, yollar tıkanmışken, insanlar yollarda perişanken sağda solda balıkçıda yemek yiyerek, keyif yaparak vakit geçirmiyoruz bizler. Emin olun bizim ekibimiz senelerdir tatil yapmazlar. Tatil yapmazlar. Çocuklarımızdan işittiğimiz hep sitemdir. Bir gün yanımda olmadın baba. Yaş günümüzde de bulunmadın. Okulu bitirdik, diploma törenine bile gelmedin diye bize hep sitem edilir. Ama siz eğer bir şehrin idaresine talipseniz, çıkıp insanlara söz vermişseniz, sizin için çalışacağız. Hak için çalışacağız. Halk için çalışacağız. Gece gündüz demeyeceğiz demişseniz sizin özeliniz olmaz. Sitem etmeye hakkınız da olmaz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. İyi niyetle de çalışınca sonu iyi oluyor. Allah bereket veriyor. Eğer siz iyi niyetle çalışırsanız, gayret ederseniz, uğraşırsanız Allah tutan eliniz oluyor, gören gözünüz oluyor, adeta yürüyen ayağınız oluyor, işlerinize rast gidiyor. Kayseri'deki bereketin de ben böyle arttığına inanıyorum. Belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Elden ele de adeta usta-çırak ilişkisiyle görevleri devrederek bugünkü arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Gözümüz arkada değil. Neden? Memduh Başkan'ın başlarında abi. Atom karınca. Gece gündüz çalışıyor. İşi rast gelsin. Şimdi yanında Palancıoğlu kardeşim burada elinden geleni yapıyor. Sonra biz o arkadaşlar belediye başkan adayız diye bize gelip müracaat edip kapımızı çalıp zorlamadılar, bunu da bilin. Gidip her birini iş yerinden kopararak, evinden, dükkanından, okulundan çağırarak, Taner Bey de aynı şekilde iş yerinden kopararak elektrik şirketine getirip başlattık. Biz arıyoruz, kim hizmet eder, Kayseri'ye kim daha faydalı olur diye. Emin olun gördüğümüz insanlara gidip asılıyoruz zorla. İşte işimiz var, gücümüz var diyorlar. E bizim de vardı diyoruz. Ne yapalım? Hizmet. En önemlisi hizmet diyoruz. Gel hizmet et. Para nasılsa kazanılır. Geçim nasıl olsa sağlanır. Boş ver. Çok paran olsa ne olacak, az paran olsa ne olacak. Ama hizmet edip insanların duasını alırsan bundan daha büyük bir nimet olmaz. Bize hocalarımız hep öyle öğrettiler. Ve neticesinde de Ahmet Başkan'ın Koca Sinan'da, Talas'ta Mustafa Bey, Hacılar'da değerli başkanım burada zaten, bütün arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Allah utandırmasın. Cenab-ı Hak mahcup etmesin. Bu güzel hizmetlerin devamını getirsin diye de niyaz ediyorum, dua ediyorum. Her hafta neredeyse Kayseri'ye Taner Bey de benle geliyoruz, milletvekili arkadaşlarımız. Belediyelerin birçok programı var. Açılıştan açılışa koşuyoruz ve yetişemiyoruz. Allah başka şehirlere de böyle başkanlar nasip etsin diye dua ediyoruz.